yemekle başlıyorum. Burada CeraVe'nin nemlendiricisini kullanıyorum. Şöyle çok minik alıp yüzüme dağıtacağım bunu. Lancome'un fondötenini kullanıyorum. Real Techniques'in Buffing Brush'ı ile fondötenimi dağıtıyorum. Göz altlarım için MAC Pro Longwear kullanıyorum. Favori kapatıcım bu arada. Fondöten görüntüsünü sevmediğim için dudaklarıma da bir dudak kalemi geçtim. Çerçeveledim daha doğrusu. MAC OA kullandım bunun için. Şimdi göz altlarımı hemen bir sünger yardımıyla dağıtıyorum. Süngerimi ıslatmadan kullanıyorum ben. Göz altlarımı Laura Mercier'in Translucent pudrası ile sabitliyorum. Bunun için böyle bir fırça aldım. Eskiden şeyle yapıyordum bunu. Süngerimle yapıyordum. Şimdilerde bu fırçayla yapıyorum. Böyle koyuyorum. Aynı şekilde T bölgenize de geçebilirsiniz. Çok fazla buralarda terliyorsanız. Yağlı durmaması için. Kaş kalemimi alıyorum. Şu seyrek olan yerleri şipşak dolduracağım. Çok fazla bir şey yapmayacağız. Tarıyorum ilk. Sonra şu arkalarda seyreklikler var arkadaşlar. Orayı dolduracağım şimdi. Ve geldik işin en eğlenceli kısmına. Yüzümüzü kontrolleyeceğiz. Bunun için de Balm'ın Bahama Mamasını kullanıyorum. Şöyle bir kontür fırçam var. Bu da Real Techniques'in Contour Brush isimli fırçası. Şöyle minik minik alıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Fazlalıkları döküyorum. Ve şurama yerleştiriyorum fırçayı. Sonrasında minik 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 dokunduruyorum. Aşağı doğru çekiyorum. Çok fazla aşağı çekmiyorum. Minik minik dokundurarak orayı kontürlüyorum. Öyle deniliyorsa alnınıza da geçebilirsiniz. Aynı şekilde şöyle çenenize doğru. Bu kadar. Tekrardan biraz ürün alıyorum. Yerleştiriyorum ve aşağı doğru hafiften çekiyorum. Sonra alnıma doğru derin bir sessizlik. Çok konsantreyim şu an. Bu kadar basit aslında arkadaşlar. Bu arada normal bir koşuşturmalı gün için hazırlanıyoruz. Şu an çok fazla acelem yok. Yani yavaş yavaş ilerliyoruz. Ama birazdan maraton başlayacak arkadaşlar. Bu arada sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? İyi misiniz? Burada havalar çok güzel. Almanya'da gerçekten müthiş sıcak havalar var. Biraz da burnuma geçmek istiyorum. Aynı üründen şöyle altına geçiyorum. Şu yanları hafiften geçirdim. Bu kadar. MAC Give Me Sun isimli bronzer'ı kullanacağım. Bu da çok güzel böyle turuncu, kahvemsi bir ton. Allık fırçamla alıyorum. Bu Zoeva'nın Cream Cheek 128 numaralı fırçası alıyorum. Ve koyuyorum. Kontürümün üzerine yerleştiriyorum. Hafiften, çok hafiften şuraya kadar çekiyorum. Ve sıra geldi yüzümüzü aydınlatmaya. Aydınlatıcı olarak Charlotte Tilbury'nin şu aydınlatıcısını kullanacağım. Likit bir aydınlatıcı. Geçen favorilerim videosunda da göstermiştim. Şöyle bir süngeri var. Sonra buradan çeviriyorsunuz arkadaşlar. On diye açıldı. Ve biraz böyle bastırıyorsunuz. Çok fazla ürün gelmesini istemiyorum aslında. O yüzden çok hafif bastırıyorum. Ve
Onu şimdi minik minik dokunduruyorum. Sonra parmağımla dağıtacağım. Aynı şekilde ürünü alnıma da geçiyorum. Şuralara. Burnunuza da geçebilirsiniz. Şuraya, şuraya. Göz pınarlarıma da geçeyim en iyisi. Okey. Şu an biraz garip duruyor ama dağıtacağız. Hiç sorun değil. Sıra geldi göz makyajına biraz yakına geleyim dedim. Burada Essence'in bronzerını kullanıyorum ilk olaraktan. Şöyle fırçama alıyorum bronzeri. Uygun fiyatlı bir bronzer arayışındaysanız kesinlikle buna bakmalısınız. Alıyorum ve tüm göz kapağıma bunu dağıtıyorum. Adem'in yüzümü kontrollemek için kullandığım The Balm'ın Bahama Mamasını alıyorum ve bunu katlanma bölgesine yediriyorum arkadaşlar. Oraya bir derinlik kazandırıyorum. Ve bunu katlanma bölgesine yediriyorum. Çok hafiften kaşınızın bitiş noktasına doğru da çekebilirsiniz farı, yani şöyle. Bu sayede gözleri daha çekik göstermiş olursunuz. Ben seviyorum böyle yapmayı. Tekrardan Essence'in şu bronzerini alıyorum ve böyle bir fırça yardımıyla bunu alt kirpikliklerime de geçeceğim. Bronzer çok güzel kokuyor. Şey kokuyor, Hindistan cevizi kokuyor. Çok güzel bir kokusu var. Hemen şipşak alt kirpik diplerime de geçiyorum. Ve tarararam. Geçenlerde kendime kahverengi tonlarında bir eyeliner aldım. İlk defa kullanacağım bu videoya. Nasipmiş, kısmetmiş bunu kullanmak. Bakalım beğenecek miyim, beğenmeyecek miyim ya da bana yakışacak mı? Bakalım. Kirpiklerimi kıvırıyorum ve rimelimi süreceğim şimdi. Bu arada eyeliner de bu şekilde oldu. Ben çok beğendim. Eyeliner fazla kullanmıyorum. O siyahlığı yakıştırmıyorum. Ama bu kahverengi olanı cidden hoşuma gitti. Bunu devamlı kullanırım diye düşünüyorum. Gerçekten çok hoşuma gitti. Rimel olarak Maybelline Lash Sensational kullanıyorum. Şöyle bir ucu var. Evet. Rimeli de sürdük. Şimdi sıra geldi saçlara ve ne giyeceğim onlara da bir göz atalım. Bu arada daha demin sürdüğüm dudak kalemini kullanacağım. O da MAC Wack isimli dudak kalemi. Hafiften tekrardan üzerinden geçelim. Bence çok güzel oldu. Biraz ama rengini açmak istedim. O yüzden Anastasia Beverly Hills'ın Stripped isimli likit rujunu kullanıyorum. Bunlar sonrasından mat oluyor. Şöyle ortağı sürdüm. Parmağımla hafiften dağıtıyorum. İşte böyle daha güzel oldu. Diğeri çok kahve kahveydi. Bu biraz paya bir renk kattı. Şimdi saçlarımızı yapalım. Kıvırcık saçlı olmak gerçekten çok kötü bir şey. Saçlarımı tarıyorum. Direkt kabarıyor ve çok çirkin bir görüntü ortaya çıkıyor. Neyse, saçlarımı tarayacağım. Sonra düz hale getireceğim. Öyle yapacağım. Çünkü başka bir seçeneğim yok arkadaşlar. Çok fazla saç modeli bilmiyorum ne yazık ki. Saçlarım hep düğüm düğüm olmuş resmen. Çok acıyor. Bakın. Resmen 80'lerdeki gibi Türkan Şoray saçıyorum. Yok, şaka yapıyorum ama saçım gerçekten çok kabarıyor. Nedenini ben de bilmiyorum arkadaşlar. Kıvırcık olduğum için herhalde. Kıvırcık saçlar biliyorsunuz saç taradıktan sonra genelde böyle kabarıyor saçlar. O yüzden duştan direkt ıslakken saçları taramak çok önemli. Bir kıvırcı saçlı olarak sizlere tüyo veriyorum. Saçlarımı şöyle ikiye ayırdım. Şimdi de
Hemen üstten geçeceğim. Çok böyle şey istemiyorum. Hani temiz durmasa da olur. Yeter ki şu kabarıklık gitsin. Temiz olmasa da olur arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı üstten düzleştirebilirsiniz saç rayınızı. Saçları hallettik arkadaşlar. Dediğim gibi hemen şipşak üzerinden geçtim. Şimdi bu saç var ya şu öndeki. Kardeşim bu tarafın saçı değilsin, bu tarafın saçısın diyorum, ortada kalıyor. Şu tarafa gitmek istiyor, neden anlamıyorum. Genelde saçlarımı çok temizle ortadan ayırıyorum ama bunun bir problemi var benimle. Asla durmuyor. Şimdi onu sabitleyeceğim o yüzden. Çok fazla bebek saçlarım var arkadaşlar. Gerçekten çok fazla var. Bilmiyorum, saçlarım çok fazla döküldüğü için tekrar orası mı çıkıyor? Yani dökülen yerler mi tekrar tekrar çıkıyor bilmiyorum ama hep böyle 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 ufak saçlarım var her yerde. Kafamın her yerinde, arkada da. Şimdi onları sabitleyeceğim. Ve yani şu saç sabitleme spreyini kullanıyorum ben genelde. Bunu da bir sene önce falan aldım. Aslında çok fazla saç spreyi kullanan bir insan değilim. Ama dediğim gibi saçlarım döküldü. Ufak saçlarım çıkmaya başladı saçlarım döküldüğü için. O yüzden bir saç spreyi almak zorunda kaldım. Şimdi ne yapıyorum? Ben genelde böyle kullanıyorum. Böyle direkt kafama sıkmak yerine ilk önce elime sıkıyorum böyle. Sonrasından böyle alıyorum ve saçıma uyguluyorum. Böyle. Bu kadar basit. Biraz daha alabilirsiniz. Şimdi buraya bakalım. Alalım ve şöyle üzerinden geçelim. Bu arada keşke saçlarımın şu önlerini kesmeseydim. Cidden sinir krizi geçireceğim. Çok kötü duruyor. Bence bana göre çok fazla belli olmuyor. Şöyle önden bakıldığı zaman, ama döndüğüm zaman görüyor musunuz? Hiç sevmiyorum o görüntüyü. Ona da biraz şey sıkacağım ya. Saç spreyi. Şöyle bir Allah'ım çok konsantreyim. Bakar mısınız? Bugün yavaş yavaş yapabiliyorum ya makyajımı. Acelem yok. O yüzden keyfim yerinde. Böyle. Okay. Bu arada saçlarımı biraz kestim uçlarını. Biraz derken biraz fazla kestim. Göstereyim hemen sizlere. Belli oluyor mu? Çok fazla belli olmuyor bence. Ama kestim arkadaşlar. Evet. Saç kesmek de çok önemli. Biliyorsunuz saçı her ay kesmeniz gerekiyor ki saçlarınız hızlı uzasın ve sağlıklı uzasın. O yüzden keseyim dedim. İyi yapmış mıyım? Kökü bende sonuç olarak. Yani bu gidişle kel kalmazsak saçlarımız çok dökülüyor ama bu gidişle kel kalmazsak kökü bizde arkadaşlar. O yüzden sorun yok. Olmazsa peruk takarız. Peruk çekilişi falan yaparım. Peruk takarız. Ne yapayım ya? Gerçekten artık stres yapmak istemiyorum bazı şeyler için. Saç dökülmesi için gerçekten çok fazla kendime stres yapmışlığım oldu. O yüzden artık düşünmek istemiyorum. Düşündüğüm zaman bile böyle şakaya vuruyorum. Yapacak bir şey yok. Hayat bu. Daha büyük sorunlar var. Gerçekten hastalık çok zor bir şey. O yüzden her şeyin başı sağlık. Sağlık olduğu zaman yapamayacağınız, çözemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Ben neden şimdi böyle bir balkon konuşması yaptım? Her neyse. Kombin. Kombine geçelim, bir de parfümümü sizlere göstereyim. Merhaba. Üzerimi değiştirip de geldim. Takılarımı göstermek istedim. Sizlere küpelerim şu şekilde arkadaşlar. Ve yüzük takacağım. Birkaç tane bileklik almam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bilekliklerim çok yok yani. Çok böyle benim şu an takabileceğim bileklikler yok. O yüzden birkaç tane yüzük takayım dedim. Bunu da buraya takayım. Bence oldu yani. Okay.
Parfüm olarak Lancôme La Vie Belle kullanacağım. Çok minik bir şey kalmış dibimde. Bunun stoğunu yapmam gerekiyor. Bunu biliyorsunuz, parfüm videolarımı izlediyseniz, bu benim favorim arkadaşlar. Buna bakın. Bazıları gerçekten şey diyor, çok kötü bir koku diyor. Bazıları çok seviyor. Ben çok sevenlerdenim. Aşık olanlardanım. Bunu yıllardır kullanıyorum. Bunu alın arkadaşlar. Bu çok güzel. Çok minik kalmış dibinde. Okey, bu kadar yeterli. Evet, tararara. kombinimi göstermeye geldim. Aşırı büyük aynamla o tarafı çekemiyorum çünkü çok dağınık. Büyük aynanın dezavantajı o galiba. Odanız dağınık olduğu zaman aynada kendinizi gösteremiyorsunuz. Cidden çok dağınık orası. Orayı hiç çekmek istemiyorum. Aynam çok güzel, çok büyük. Bir önceki videomu izlemediyseniz izleyin derim. Bu arada bu aynayı Zara'dan almıştım. Zara Home. Her neyse, odaklanmayın arkadaki dağınıklık görünürse. Oraya odaklanmayın. Bana odaklanın, kombine odaklanın. Giydim. Bershka yeni sezon tişört giydim. Şöyle crop bir tişört. Altına da beige tonlarında bir pantolon giydim. Şöyle göstereyim sizlere uzaktan. Çok güzel, çok rahat. Yazın da giyebilirsiniz. Altına bir 64'larımı giydim. Olaraktan da turuncu bir çanta tercih ettim. Bu da sanırım yeni sezon Bershka. Seri numarası merak ediyorsanız yorum kısmında sorabilirsiniz. Eklerim. Şöyle bir kombin oldu. Boydan görüntüsünü buraya bir yerlere eklerim. Benim videom bu şekildeydi. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma destek olmak istiyorsanız videolarımı beğenip yorum atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen ve beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kullanıcı adımı açıklama kısmına ekliyorum. Oradan beni bulabilirsiniz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.